Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dondurmalı irmik helvası yapıyoruz. Şimdi malzemelerimizi saymaya başlıyorum. 2 su bardağı irmik, 1,5 su bardağı şeker, biraz tereyağı, biraz da sıvı yağ, 4 su bardağı su, 1 paket vanilya ve vanilyalı da dondurmamız var. Şu an dondurmamızı çıkartmadım erimemesi için. Şimdi yapıma başlıyoruz arkadaşlar. Şerbet için kabımızın içerisine 4 su bardağı suyumuzu koyduk. Şimdi de şekerini koyuyoruz. Bu bir. Yarım su bardağı da koyacağım. Ve şimdi karıştırmaya başlıyoruz. Şekerimiz eridikten sonra da vanilyamızı katacağız. Gördüğünüz gibi şeker eridi. Şimdi de vanilyamızı katıyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Şerbetimiz hazır. Şimdi şerbetimizi biraz soğutacağız. Şerbetimiz soğurken biz de tenceremizde yağlarımızı alıyoruz. Biraz sıvı yağ. Biraz da tereyağı. Bu arada arkadaşlar sadece tereyağlı da yapabilirsiniz ya da sadece sıvı yağlı da yapabilirsiniz ama ben bu ikisinin karışımını daha çok seviyorum. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Ben tereyağımı eritip hemen geliyorum. Tereyağımızı da güzelce erittim. Şimdi irmiğimizi koyuyoruz. Bu birinci bardak. Bu da ikinci bardak. Şimdi kısık ateşte irmiklerimizi yavaş yavaş yakmadan kavuruyoruz. Ben kısık ateşte irmiklerimi güzelce yavaş yavaş kavuruyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sizde de oluyor mu ya da siz de o şekilde düşünüyor musunuz bilmiyorum ama irmik helvası benim için çok ayrı. Yani çok farklı bir şey oluyor gerçekten. Yani böyle ne zaman evde yapsam evde huzur oluyor, bir mutlu oluyorum bilmiyorum nedenini ama gerçekten çok ama çok özel bir tatlı bence. Bu arada herkesin yani tüm ölmüşlerimizin de ruhuna gitsin inşallah. Şimdiden mis gibi kokuyor. Ve irmik tatlısı bence sabırı da ölçüyor. Yani diğer tatlılar da tabii ki de zor tatlılarımız var. Ama illaki yapılıyor. Ama irmik helvasında hem yavaş yavaş karıştırıyorsunuz hem sabır gerektiren bir tatlı. Ama sonucu buna da değiyor aslında. Siz de lütfen bu tarifimi deneyin ve lütfen benimle paylaşın. Ben karıştırmaya devam ediyorum. İrmiğimiz yavaş yavaş rengini alıyor. Bilmiyorum kamerada çıkıyor mu? Ama rengi gitgide koyulaşıyor. Bu şekilde sabırla 15-20 dakika boyunca irmiğimizi kavuruyoruz.
rengi daha da koyulaştım. 2-3 dakika daha kavurduktan sonra şerbetini dökeceğim. Evet, irmiklerimi 20 dakika boyunca kısık ateşte kavurdum. Şimdi ise azar azar şuradaki şerbetini dökeceğim. Ama bu aşamayı gösteremeyebilirim. Çok fazla sıçrıyor. Artık burada affınıza sığınıyorum. Evet, şerbetimi döktüm. Şimdi kısık ateşte bir 5-10 dakika suyunu çekene kadar, yani şerbetini çekene kadar şöyle ara ara karıştıra karıştıra İrmiğimizi pişiriyoruz. Bakın, irmik helvamız yavaş yavaş suyunu çekti. Kıvamı da mükemmel oldu. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve serviste görüşürüz. Ve dondurmalı irmik helvamızın son hali bu şekilde oldu. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.